Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programında yeni bir sureye başlayacağız. Taha suresi. Taha suresinin 1-16. ayetler arasını bu programımızda değerlendireceğiz. Taha suresi, Hazreti Ömer'in Müslüman olmasına sebep olan bir olayı da aynı zamanda bize hatırlatıyor. Hazreti Ömer, İslam öncesinde aslında peygamber düşmanı bir halde. Hatta öyle ki, işte onunla alakalı ne yapalım kendi aralarında konuşurlarken öldürme kararı çıkıyor ve bunu kim yapar? Yapsa yapsa Hattab oğlu Ömer yapar diye. Bu görev Hazreti Ömer'de oluyor. Hazreti Ömer peygamberimizi öldürmek niyetiyle yola çıktığında karşılaşmış olduğu kimselerden birisi ona diyor ki yani senin kız kardeşin de Müslüman oldu. Senin bundan haberin yok. Bunun üzerine Hazreti Ömer önce kız kardeşinin evine gidiyor. Orada eniştesi ve kız kardeşi Kur'an-ı Kerim okumaktalarmış ve Taha suresinden okuyorlar. Hazreti Ömer okuduklarını göstermelerini istiyor ama onlar önce biraz direniyorlar. Neticede gösterip onun yanında da okuduklarında Hazreti Ömer iç aleminde büyük değişiklikler hissediyor. Duyduğu ilahi beyan karşısında çok etkileniyor ve orada Müslüman oluyor. Ve daha sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına varıyor, kelime-i şehadeti getiriyor, Müslüman olduğunu ilan ediyor. Ve böylece öldürmek niyetiyle yola çıkmış iken kendisi manen hayat buluyor ve İslam tarihinde en önemli şahsiyetlerden biri haline geliyor. Sure Taha ifadesiyle başlamakta. Bu Cenab-ı Hakk'ın ismi olabilir veya Peygamberimizin ismi olabilir veya doğrudan doğruya Allah ile Resulü arasında bir şifre olabilir. Ve bundan dolayı alimler bu gibi ifadelere daha çok Allahu alem bi muradihi bi zalike. Bundan muradının ne olduğunu en iyi Allah bilir demişler. Ma enzelna aleykel Kur'ane li teşka. Ey peygamber, biz Kur'an'ı zahmete düşmen için indirmedik. Malum Kur'an-ı Kerim alemlerin Rabbinin kelamı ve ilk muhatabı Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Elbette Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'e muhatap olmakla en büyük bir liyakatı elde etmiş oluyor. Ama bu arada Kur'an-ı Kerim'i tebliğ ederken de elbette bir takım zahmetler, sıkıntılar kendisini buluyor. Ve bu işin tabiatında adeta bu var. Daha önce Hazreti Musa, Hazreti Nuh gibi daha bütün peygamberler bu yolda tatlı çile çekmişler. İşte ayet-i kerime peygamberimize bu noktada rahat olmasını, yani dert etmemesini, insanların iman etmeyişlerini veya muhalefet edişlerini sen görevini yap ama gerisine karışma. Bu noktada peygamberimize bir hatırlatmada bulunuyor. İlla tezkiratel limen yahşa. Kur'an-ı Kerim ancak korkan, öğüt alan kimse için bir öğüttür ve bir ibrettir. Yani senin de vazifen Kur'an-ı Kerim'in nasihatlerini insanlara anlatmaktır. İsteyen bundan ders alır, ibret alır. İsteyen de kabul etmez. Ona illa kabul ettirmek zorunda değilsin. Tenzilen mimmen halagal art ve semavatil ula. Ve Kur'an-ı Kerim arzı yaratan ve o yüce semaları yaratan Allah-u Teala'nın indirdiği bir kelamdır. Kur'an-ı Kerim alemlerin Rabbinin kelamı, arzı yaratmış, o yüce gökleri yaratmış, arzla, arzın içindeki insanlarla ve sema ehli olan meleklerle bütün alemle alakalı ilahi bir beyan. Elbette Allah-u Teala mahlukatına konuşma özelliği vermiş. Kendisinin de ilahi beyanı, ilahi kelamı var. Hazreti Adem'le de konuşmuş. Hazreti Nuh'la da, Hazreti Musa'yla da, Peygamber Efendimiz'le de, bütün peygamberlerle Allah-u Teala konuşmuş. Kur'an-ı Kerim en üst düzeyden alemlerin Rabbinin başta peygamberimize ve onun şahsında diğer insanlara bir hitabı. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Ve ma beynehuma ve
ikisi arasında, göklerin yerin arasında neler varsa hepsi onundur. Ve mâ tahte thera, ve toprağın altında olanlar da onundur. Yani bütün mülk Allah'ın, gökler, yer, içindekiler hepsi Allah'ın. Yerin altında olanlar, bunlar da Allah'ın. Yerin altında olanlar derken, yerin altı nice böyle tohumlarla dolu, çekirdeklerle dolu. Allah-u Teala o karanlık yerde onlara hayat veriyor, sümbüllendiriyor ve onlar birer bitki, birer ağaç şeklinde çıkıyorlar. Öte yandan diğer taraflarda, yani toprağın altında başka nice şeyler var. Bütün bunlar da yine Allah'ın tasarrufunda. وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْغَوْلِ, eğer sözü açıktan söylesen, فَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى, şüphesiz Allah gizli olanı da bilir. Ondan daha hafi olan, ondan daha gizli olanı da Allah yine bilir. Yani çok muhteşem bir üslup da bunlar ifade ediliyor. Gökler, yer, gökler ve yerin arasında olanlar, yerin altında olanlar, bütün bunlar Allah'ın mülkü. Bütün bunlar Allah'ın mülkü olunca Allah-u Teala kendi mülkünde cereyan eden şeyleri elbette bilmektedir. Ve insan açıktan konuştuğunda Allah bunu bilir. İçinden geçenleri de bilir. Hatta içinden geçmekle beraber doğrudan doğruya ifade etmediği, kalbinin derinliklerinde kalan, şuur altının derinliklerinde kalanlarını da yine Allah-u Teala bilir. Tasavvufta sır, hafi, ahfa gibi bir takım kavramlar kullanılır. Bunların herhalde bir kaynağı bu ayeti kerime. Çünkü burada Allah sırrı bilir, ondan daha hafi olanı da bilir. Demek ki insanın bir sır boyutu var. Ruh dünyasının enginlikleri, derinlikleri. Orada sır olanlar var ve gizli olanlar var. Bir de o gizli olanlardan daha da gizli olanlar var. İşte günümüzde insanın idrak boyutunu bir iceberg'e benzetiyorlar. Ve nasıl ki o buzdağının üçte biri yukarıda, üçte ikisi aşağıda. Yani asıl derinlik, asıl büyüklük suyun altında. Onun gibi insanın da fiilleri, davranışları var. Bunlar dışa yansıyan kısım. Bir de bunun deruni boyutu var. O deruni boyutta insanın hayalinden geçenler, hatta kendisinin bile ulaşamadığı bir takım böyle iç dünyasındaki çalkantılar, beklentiler, oradaki niyetler, niyetin samimi oluşu veya riyakarlık gibi şeyler, bunlar insanın iç dünyasında. Bazıları fiillere yansımayabilir. Allah-u Teala onun sözlerini bilir, içinden geçenleri bilir, kendisine gizli olanları bile Allah-u Teala bilir. Allahu la ilahe illahu, Allah, ondan başka ilah yok. Hak mabud ancak odur. Lehul esmaul husna, onun esmaül hüsnası vardır. Yani en güzel isimler onundur. En güzel isimler derken Allah-u Teala'nın kemal vasıfları, kemal özellikleri, bunlar Cenab-ı Hakk'ın kemalatının ünvanları. Mesela Allah yaratandır diyoruz. Allah rızık verendir. Allah bağışlayandır. Allah şifa verendir. Bütün bunlar Cenab-ı Hakk'ın Halik, Rezzak, Şafi, Gafur olması gibi bütün bunlar birer isimdir. Ve Allah-u Teala bunların en ahsen mertebesindedir. Yani en güzel o affeder. En güzel o yaratır. En güzel o rızıklandırır. En güzel o şifa verir. Bu manada Cenab-ı Hakk'ın hadis-i şerifte 99 diye ifade edilen, bazı rivayetlerde 1001 isim ve bazı rivayetleri de esas alacak olursak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor: Ya Rabbi, bildiğim bilmediğim bütün isimlerinle senden istiyorum. Bildiğim bilmediğim bütün isimlerinle senden şunlardan sığınıyorum diyor. Demek ki Peygamberimizin bile bilmediği isimler olabilir. Bu manada Cenab-ı Hak nice isimlerin, bilemeyeceğimiz kadar isimlerin, ünvanların sahibi. Ve hel etake hadisu Musa. Ey peygamber, sana Musa'nın haberi geldi mi? Musa ile alakalı haber sana geldi mi? Değerli izleyenlerim, bu sure ağırlıklı olarak Hazreti Musa'nın kıssasını bize anlatıyor. Hazreti Musa
tarihin en önemli şahsiyetlerinden, en büyük peygamberlerden birisi. Dini şu anda da devam etmekte. Kitabı, ona gelen kitap Tevrat, her ne kadar bir derece tahrif edilmişse de yine devam etmekte. Ve Hazreti Musa'nın çok renkli, hareketli bir hayatı var. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde Hazreti Musa'nın kıssasından bahsediyor. En değerli topluluğu anlatıldığı yerlerden birisi Taha suresidir. Bugün ve devamında bunları göreceğiz inşallah. İzra'a naran, o bir ateş görmüştü. Fekaleli ehlihi, ehline, ailesine şöyle demişti. Ümküsü, yani burada bekleyin. İnni enestü nara, ben bir ateş fark ettim, bir ateş gördüm. Lealli etikum minha bi gabes, olur ki ondan bir parça getiririm. Ev ecidu alen nari huda, veya o ateşe vardığımda yolu bilen kimselere sorar ve böylece yol hakkında bilgi edinirim. Rivayete göre Hazreti Musa aleyhisselam Medyen'de 8-10 yıl kaldıktan sonra oradan ailesiyle beraber Mısır tarafına yola çıkıyor. Yolda yollarını kaybetmişler ve Tur Dağı civarında, Mukaddes Vadi Tuva ve Tur Dağı civarında gece vakti, karanlıkta nereye gideceklerini bilmez bir haldeyken Musa aleyhisselam ileride bir ışık görüyor. Ve ailesine hanımı ve bazı rivayetlerde çocuğu dünyaya gelmiş, çocuğu onlara diyor ki ben ileride bir ateş gördüm, oraya gideyim, oradan ya bir parça ateş getiririm veya yolla alakalı oradan sorar öğrenirim. Ateş getirmesi, yani gece vakti, soğuk ve ısınma ihtiyaçları var. Bu noktadan ifade ediliyor. فَلَمَّا اَتَاهَا, oraya vardığında nudiye ya Musa, şöyle nida edildi. Ey Musa, inni ana rabbuk, ben senin Rabbinim. Fahlana aleyk, ayakkabılarını çıkar. İnneke, çünkü sen bil vadil mukaddesi tuva, mukaddes vadi tuvadasın. Burada ilahi hitap. Allah-u Teala peygamberlerle konuşur, mahlukatıyla onların seviyelerinden konuşur. Hazreti Musa ile de doğrudan kelamıyla konuşuyor. Min verai hicab, perde arkasından kelamıyla konuşuyor. Ve orada bir ateş ve ateş bir ağaçtan geliyor. Ve bunu belki şöyle hayal edebiliriz. İşte her tarafı ampullerle dolu olan bir ateş düşünelim. Etrafa ışık saçıyor ama kendisinde bir yangın yok. Hazreti Musa nurlar içerisinde olan bir ağaç görüyor ve o ağaçtan ilahi sadayı duyuyor. Tabi Cenab-ı Hakk'ın kelamının keyfiyeti bizce meşhuldür. Musa aleyhisselam her taraftan işitilen bir ses şeklinde bunu duyuyor. Ve inni ana rabbuk, ben senin Rabbinim diye ses bildiriyor. Fahla aleyk, ayakkabılarını çıkar. Ve ayakkabılarını çıkarmanın illeti şöyle beyan ediliyor. İnneke bil vadil mukaddesi tuva, çünkü sen mukaddes vadi tuvadasın. Yani böyle mukaddes bir vadide ayakkabıyla dolaşılmaz. Böyle bir mana söylenebilir. Bir de işari mana olarak dünyayı da ahireti de at. Çoluk çocuk, bu gibi şeyleri böyle kalbine koyma. Mukaddes vadiye gelen birisi artık bunları düşünmez. İlahi kelama muhatap olan birisi artık tamamen ona müteveccih olur. Bazı zatlar hal'un naleyn terkü'd dareyn demişler. Yani Hazreti Musa'ya verilen bu emir, ayakkabılarını çıkar. Malum iki tane ayakkabı. Böyle olunca biri dünyayı, diğeri ahireti sembolize ediyor. Dünyayı da kalbine koyma, ahireti de kalbine koyma. Böyle bir mana söylemişler. Bu tabi işare bir manadır. Hazreti Musa aleyhisselam emrin zahirine göre ayakkabılarını da çıkarıyor. Batınına göre de dünyayı ve ahireti nazar itibari almayıp doğrudan doğruya Allah'a müteveccih oluyor. Ve ene ahtartuke, ben seni seçtim. Festemi'a lima yuha,
sana vahyedilene kulak ver. Allahu Teala Allahu alem bi haysu yec'alu risalete. Yani Allahu Teala risaleti kime vereceğini en iyi bilendir. Kim buna layık elbette bilendir. Hazreti Musa'nın da buna liyakatını biliyor ve ona göre Hazreti Musa'yı seçiyor. Nasıl ki bir sınıf öğretmeni sınıftaki öğrencilere bir başkan seçer veya padişah ülkeyi idare etmek üzere bir sadrazam seçer. Allahu Teala kime risalet görevi yakışır, kim bunu iyi bir şekilde yüklenir, kaldırır elbette bilmekte ve ona göre vermekte. Gerçi çalışmakla, gayret etmekle peygamber olunmaz ama bunun için bir altyapı gerektiği de ayetlerden anlaşılıyor. Hazreti İbrahim'le ilgili ayette Allahu Teala önce onu bir imtihan ediyor. Ve izibtela İbrahim'e rabbuhu bi kelimatin. Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle denemişti. Gale inni cailuke linnasi imama. Vardığından da dedi ki ben seni insanlara imam, önder kılacağım. Demek ki bir imtihanın neticesinde Hazreti İbrahim peygamberlik görevine getiriliyor. Hazreti Musa ile alakalı da elbette onun buna liyakatı taraf ilahiden en iyi bilinmekte ve ona göre bu göreve getirilmekte. İnneni enallahu la ilahe illa ana. Yani ben Allah'ım, benden başka ilah, mabut yok. Fe'budni, sen de bana ibadet et. Ve akimis salate li zikri, beni anmak için, zikrim için namazı kıl. Yani namaz niçin kılınır? Allah'ı anmak, Allah'ı hatırlamak için. Burada hem tevhid nazara verildi hem de ibadet nazara verildi. Demek ki Hazreti Musa'nın risalet görevi daha çok bu ikisinin etrafında dönecek. Bütün peygamberlerin de böyledir. Allah'ı anlatmak, insanları Allah'a ibadete davet etmek. İnne saate atiyetun, kıyamet gelecektir. Burada da ahiretle alakalı bir durum anlatılıyor. Çünkü peygamberler ahiretten de haber verirler. Ekâdu uhfîhe, onu neredeyse gizleyeceğim veya açığa vuracağım. İki türlü de buna mana veriliyor. Litücze küllü nefsin bimâ tes'a, ta ki herkes neyin peşinde koşuyorsa onun karşılığını alsın. Yani kıyamet gelecektir. Cenab-ı Hak bunu bizim için gizli kılmış. Ne zaman kopacak bilemiyoruz. Ama neticede kıyamet gelecek ve herkes yaptığı amelin karşılığını alacak. فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا. Ona iman etmeyen seni ondan alıkoymasın. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, ve hevasına uyan. فَتَرْدَ, yoksa sukut edersin, düşersin. Yani kıyamete inanmayan var, ahirete inanmayan var. Sen kendi haline kalsan elbette öyle bir şeye düşmezsin. Ama bazıları etkileyebilir ve bunun neticesinde eğer onlara kulak verirsen o zaman sukut edersin. Tabi burada hitap her ne kadar Hazreti Musa'ya ise de onun zımnında Allah yolundan alıkoymaya çalışanlara karşı insanın uyanık olması, dikkatli olması ayet-i kerimede nazara veriliyor. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.